Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Atandıktan sonra devlet ne kadar destek veriyor İknur Hocam? Yani atandıktan sonra maaşınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Ama hemen alıyor muyuz? Yok, yani ayın 15'ini beklemeniz lazım. Evet. Ne zaman atanırsanız atanın, önümüzdeki ayın 15'ini bekliyorsunuz. Evet, ne zaman atanırsan atan arkadaşım. Yani ayın 20'sinde de atanırsan bu sefer diğer ayın 15'ine kadar bekleyeceksin. Kaç gün var? Kaç 25 gün, gün var mesela. Evet. Bekliyorsun o kadar. Yani atandın diye devletin verdiği herhangi bir destek yok. Yok. O yüzden arkadaşlar gitmeden önce babalarınızdan son bir defa para alın. Öyle gidin. Son defa babacığım diye. Evet arkadaşlar biz de öyle yaptık. Yani evet, son bir defa maalesef öyle bir zorunda kalıyorsunuz ama bundan sonra hayatınız inşallah hani düzene girmiş olacak arkadaşlar. Bundan sonra her ayın 15'inde maaşınız yatacak Allah'ın izniyle. Allah devletimize zarar vermesin. Yani aynen. Allah razı olsun devletimizden hakikaten. Asla yani bir gün sekmiyor yani çok şükür. Yani mesela pazar günü bile olsa maaşımız gününde yatıyor. Evet, ayın 15'inde mutlaka yatıyor arkadaşlar. Evet, ilk ayın 15'inde yalnız fazladan para geliyormuş gibi olacak. Neden? Mesela ben ilk ayın 15'inde diyelim ben bu ay 20'sinde atandım. İlk geldiğiniz gibi para almıyorsunuz arkadaşlar. 15'ini bekleyeceksiniz her zaman. Bizim maaşlarımız önden yatar. Yani önümüzdeki ayın maaşını biz bu ay almış oluyoruz, öyle düşünün. Dolayısıyla bir diğer ayın maaşı gelmiş olacak. Evet. Bir de bu aydan çalışmış olduğunuz kısım gelmiş olacak. Ve önümüzdeki ayın 15'inde bir pik yapmış olacaksınız. Dolayısıyla sanki böyle iki maaş gibi ya da başladığınız güne bağlı olarak 1,5 maaş gibi olacak. İknur sen sevmiş miydin? Evet, yani ben zaten ne kadar alacağımı da bilmiyordum. Karambole çalıştım. Öyle dedim, bir ay sonra ne kadar alacağım acaba? Şimdi hani bir yandan da tabii sıkıntıya da girmeye başlıyorsun belli bir zaman sonra. Evet. Hani yatacak mı? Ne zaman yatacak? Keşke para yatsa bir an önce falan. Tabii maaş gelince birden çok sevinmiştim. Oo dedim, bana bir sürü para verdiler. Bir sürü para mı oldu? Zaten eksikliğini hissetmemiştim diyordun ya. Ya başta hissetmemiştim ama hani şimdi tamam eksikliğini hissetmedim ama bir yandan da geçinmem lazım. Şimdi kira gelecek, faturalar gelecek, bilmem ne arkadaşlar, gelecek. Arkadaşlar biz zaten durumumuz çok iyi olmamış olduğu için hani yani maaş ekstra bir şey gibi olmuştu bize yani. Tabii kirayı falan ödeyince elimde bayağı bir para tabii kalmıştı yani, o ay çok sevinmiştim yani, bir sürü param oldu. Ayların 15'inde sevineceksiniz arkadaşlar, artık merak etmeyin. Ve ayların 5'inde de ek ders ücretleriniz gelecek. Ama tekrar söylüyorum, atandınız diye devletin verdiği ayrı bir para yok. Yani bu milli piyango çekilişi değil arkadaşlar. Ya da kim 500'ün bilir ister değil yani. Durumun farkında olun. Yani siz artık devlet memuru oluyorsunuz. Devlette göreve başlıyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonra düzenli olarak dediğim gibi ayın 15'inde maaşınız, ayın 5'inde de ek dersiniz gelecek. Ek dersi çalıştıktan sonra alıyoruz arkadaşlar. Evet, ek dersi çalıştıktan sonra alıyoruz. Yani birisini çalıştığımız kısmın ücretini alıyoruz ama maaşı ise çalışmadan alıyoruz. Böyle evet. Düşünün yani. Bir arkadaşımız dedi ki hocam taşınma parası oluyormuş. Bu taşınma parasını ilk atamada alıyor muyuz? Hayır, ilk atamada almıyorsunuz arkadaşlar. İlk atamada taşınma parası yok arkadaşlar. Şu anda devletin memuru değilsiniz. Onun için de Muş'a gidiyorsun diye adam sana para vermiyor dolayısıyla. Evet. Ama tayin olurken, yani mesela Muş'tan atıyorum Bursa'ya tayin olurken taşınma parasını alıyorsun. Nasıl evet alıyorsun? Kilometre kilometre hesabı yapılıyor arkadaşlar. Diyor ki devlet, bu adam 100, 101, 102 kilometre mesela geliyor. Ona göre hesapları var, onun çarpıyorsun, bölüyorsun, topluyorsun, çıkarıyorsun. Sen yapmıyorsun yani, onu senin yerine yapıyorlar. Ona bağlı olarak bir taşınma ücreti alıyorsunuz. Evet, bir de şey de alıyorsun o arada, hani otobüse binme parasını falan, vallahi da hesaplıyorlar. Ya, o kadar ince düşünüyor valla arkadaşlar. Belediyeye bindin 3 TL. Harbiden bak o kadar var yani. Diyor ki mesela Muş'taki minibüs kaç lira, 1 TL. Onu da ekliyor mesela. İşte orada terminalden indi, Bursa'da evine gidecek. Kaç paradı? 5 lira. Tamam, onu da hesaplıyor. Harbiden böyle bir hesap var yani. Hani Allah razı olsun cidden yani. İstanbul'dan mesela atıyorum Bursa'ya tayin oluyorsun, ona göre hesabı var. Ama ilçeler arasında bir karışıklık var bu şeyde. Ben hani ilçeler arası tayin olurken alamadım bu ücreti.
Yani böyle bir şey, bir sıkıntı oldu. Neyse, önemli değil. Yani tayin arasında alacaksınız arkadaşlar. Hocam, ilk defa atandığımda daha göreve başlamadan kaç TL veriyor devlet yol artı kırtasiye? Dediğimiz gibi arkadaşlar, yol ücreti zaten yok ilk atamada. Ama ilk defa atandığında yine dediğim gibi hani böyle ayrı bir ücret yok. Ama ne oluyor? Kırtasiye ücretinden bahsedelim bir de. Evet. Kırtasiye ücreti her sene aslında Eylül ayında alıyoruz biz arkadaşlar. Hı hı. Hani o senenin kırtasiye ücreti olarak. Siz dönemin ortasında atanıyorsanız o dönemin ortasından sonraki kısmını alıyorsunuz. Evet, yani arkadaşlar bu kırtasiye ücreti hani sizin yıllık olarak kullanacağınız işte kalemdir, silgidir, bilmem nedir falan tarz şeyler için devletin verdiği destektir. Dolayısıyla diyor ki devlet, yani diyor bu yılın yarısında göreve başladığına göre diyor yarı kırtasiye kullanacak, evet, diyor. Hani bu mantıkla oluşturulmuş bir hani yüzdelik diyelim yani. Çeyreğinde atanırsanız mesela atıyorum Mayıs ayında atandın, o zaman diyor ki 1/4'lük bir ücret veririm. Yani böyle bir hani, evet, mantıkla kurulmuş bir şey. Bir de bunun haricinde promosyon var, bankanın promosyonu. Bunun hani dini boyutunu ele almıyorum. Promosyonda da gene hani bu maaşınızın yine işte neydi, sendikanın anlaşma zamanına kadar kalan kısmına bağlı olarak işte hesaplanıp verilen bir ücret size, evet, banka tarafından. Yani banka diyor ki maaşını benden alıyorsunuz. İşte maaşı benden aldığınız için işte şu kadar size para vereceğim diyor. Ona göre bir anlaşma yapılıyor. Bu işte 2 senelik oluyor, 3 senelik oluyor. Hani duruma göre ayarlanıyor arkadaşlar. İşte siz 1. senenin sonunda atanıyorsanız mesela 2 senelik kısmını alıyorsunuz. İşte 2 senelik kısım 2. senenin sonunda atanıyorsanız sadece 1 senelik kısmını alıyorsunuz. Evet. Tekrar bu baba muhabbetine gelirsek arkadaşlar, son kez babanızdan bunun için bir ücret talep edin. Yani artık yapacak bir şey yok. Evet. Yani bu zamana kadar bu beni idare ettin, bir ay daha idare et diyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra da artık yani borcunuzu nasıl ödersiniz bilmiyorum artık. Yani ben telefon aldım babam ama İlknur hocanız gibi de yapabilirsiniz. Adam araba almış ya arkadaşlar, yani böyle hayırlı evlat yetiştirin. Yani tabii benim gönlümden öyle koptu. Yani sizin de gönlünüzden bir şeyler kopsun artık. Yani ona göre artık düşünürsünüz. Yani bence zaten hani ailenizin sevincinden zaten göreceksiniz nasıl, aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu oradan ya gördüm ben yani. Ya onlar bir şey yani talep etmiyorlar zaten. Yani bir şey beklemiyor. Evet. O mutluluk yetiyor onlara ya. Hani senin atandığını duyduğun zaman onlar, yani benden daha fazla sevinen birisi varsa onlar sevinmiştir diye düşünüyorum, evet, ben. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ben de ne kadar güzel bir şey olduğunu onların sevincinde görmüştüm yani. Evet. Ama talep etmiyorlar, ama talep etmiyorlar diye de bir şey almamak da olmaz yani. Yani lütfen yani babalarımızı, annelerimizi unutmayalım. Yani arkadaşlar, ben atandıktan sonra dedeme bir tane gömlek almıştım mesela. Ona hala anlatır işte, İknur atandı bana gömlek aldı, İknur atandı bana gömlek aldı tarzında falan. Yani mutlu oluyorlar böyle küçük bir şeyden. Hani almaya ihtiyaçları var mı? Yok, ama bu küçük şeylerden mutlu olabiliyorlar. Evet. Katılıyorum buna. Yani böyle arkadaşlar. Dediğim gibi hani maaşta kararname geldikten sonra arkadaşlar sizin işiniz başlayacak. Yani şu anda işte hani atamanız belli olsa da işe başlayana kadar maaşlarınız başlamayacak arkadaşlar. Yani o gideceksiniz Muş'a, imzayı attığınız gün sizin maaşınız işlemeye başlayacak. Evet. Bunu da haberiniz olsun. Yani atamanız belli oldu diye hani maaşınız başlıyor değil. Bunu da haberiniz olsun bundan da. Sağlık kontrolünüz olacak. Belgeleri toplayacaksınız vesaire vesaire vesaire. En son gidiyorsunuz Muş'ta görevinize başlıyorsunuz. Görevinize başladığınız gün itibariyle, yani mesela 21'inde mi imzayı attın? 21'inin yevmiyesinden itibaren sayılmaya başlar. Evet. 21, 22, 23, 24 diye sayılmaya başlar ve bir dahaki ayın 15'inde buna göre ücretinizi alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi işte giderken tabii bu gidiş masraflarını, orada ev tutacaksınız, eşya masraflarınız olacak vesaire vesaire, bunları hesaplayarak hani sağlam gidin yani buna göre arkadaşlar. Yani ne kadar bir masraf olur artık işte, bak hani bir ilk önce ev tutmak zorundasınız. Ya işte yani bir pansiyon da olsa, yani bir öğretmen evi de olsa mesela, hani öğretmen evinde de kalacak olsanız. Tabii ona göre belli bir tedarikle gidin yani. Ona göre bir ücreti olması gerekiyor zaten. Hani ona göre tedarikle gidin. Gidiş ücretiniz olacak tabii. Hani üstünüze başınıza bir iki bir şey alırsınız muhtemelen. Hani
Bu ilk öğretmenlik heyecanlıdır. Ben ilk hani takım elbise falan almıştım, gömlek. Yani tabii şimdi biraz değişti ama biraz daha rahat şu an ama. Yani. Tabii ayın 15'ine kadar yiyeceğiniz içeceğiniz tabii de lazım. Yani sonuçta mecbur bir şeyler annemizi yemek lazım. Konserve turşu bir şeyler koyar ama. Bizimki koyuyordu ya her defasında. Hala koyuyor yani. Menemenlik falan. Bir şeyler ayarlar anneniz ama siz gene ama de ona göre de düşünerek gidin arkadaşlar. Yani ev olayını hani çok acele etmeyin. Bununla alakalı kalacak yer videosu yapmıştık ama hani çok ani kararlar vermemenizi tavsiye ederim bu anlamda. Böyle arkadaşlar. Evet İknur Hocam, senden başka bahsedeceğim bir şey var mı bu konuda? Yani şu anda yok, aklıma gelmiyor. Benim bir tane Muş'ta gördüğüm bir şey vardı. Muş'ta ATM'ler hep aynı yerdeydi arkadaşlar. Şu an tabii 3 sene geçti üstünden de hani başka yerlere de konduğumu bilmiyorum. Valiliğin önündedir Muş'ta ATM'ler. Orada küçük çocuklar bekliyor olurdu hep. Genelde mülteci çocukları ATM'den para çekip de para vermeyen olursa onları taşlıyorlar. Allah'ım yarabbim ya. Böyle şeyler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya Muş'ta tabii çok soğuk olduğu için hani çok fazla yok hani mültecilerimiz orada ama hani böyle şeyler de gördük yani. Tabii daha çok İstanbul'da vesaire büyük şehirlerde daha fazla olabiliyor. Evet, nereden geldin bu konuyu bilmiyorum ama anlatmak yani istedim. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için artık atama ile alakalı videolar serisine başlamaya çalışacağız. Yani yarın ya da öbür gün ilk videomuz gelecek ve devamı da gelecek ondan sonra, artık zamanı diye düşünüyorum. Yani siz de merakla bekliyorsunuz zaten. Bilgilendirmeye çalışacağız sizleri anılarımızdan, bildiğimiz şeylerden. Yaşadıklarımızdan, işte böyle birazcık belki size deneyim olsun diye. Evet, yani sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz sorularınızı. Hem bu sorularınızı toparlayıp ben videoda yapıyorum yine. Diğer arkadaşlarımız da faydalanıyor bu anlamda. Böyle arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi bir toparlayacak olursak, ilk atandığınız yerde bir masrafınız olacak belli bir yekünde. Buna göre tedarikli gitmeyi unutmayın. Buna göre de şu andan hani düşünün yani. Ne zaman olacağını bilmiyoruz bu arada. Hani kararnameden itibaren artık hani görev yerinize gitmeniz gerekiyor. Kararnamenizi hemden sonra imzanızı atıp göreve başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi bir dahaki ayın 15'inde alacaksınız ilk maaşınızı. Ve ilk maaşınızda 1,5 maaş gibi, belki yaklaşık 2 maaş gibi, belki biraz daha az. Hani bir maaşın üzerinde bir para alacaksınız. Buna göre hani kendinizi ayarlarsınız artık. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.